Yaklaşık 3 günden beri takıldığımız bir konu var. Arkadaşlarımız, rejimiz buna bir açıklık getirmeye çalıştı. Hatırlarsanız Yıldız Tilbe, yetişkin insanlar elma ve armutlara benzerler. Bebekler ise papatya diyerek hepimizin kafasını bu pazartesi sendromunu atmaya çalıştığımız o gün allak bullak etmişti. Şimdi arkadaşlarımız da anlamaya çalışmış. Bir VTR hazırlamışlar. Bakalım içinden nasıl çıkacağız. Ben bir melektim, aşkla çok berektim çok. Benim saplantım tek bir aşk, 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 aşk. Oynama benimle, oynama. Yıldız Tilbe'yi anlamak. Anlaşamadığım insanları anlamaya çalışıyorum. Anlayamadığım yerde hoşça kal diyorum. Şarkılarıyla başladık bu felsefeye. O da kimi zaman emin olamadı, olsun mu olmasın mı dedi şarkılarında. Bazen kendini bile anlayamadığını da söyledi. Çünkü bazen kendimi de anlamadığıma göre kimseyle uğraşmamalıyım, değil mi? Çünkü insanın kendisini bile anlamasının bir noktası var. Hoşça kal diyorsun. Yerden öteye gidemezsin. Gidemiyorsun yani, o yüzden. Anlayabildiğim kadar, anlaşılabildiğim kadar yaşamaya çalışıyorum. Yeri geldi. Tatlı bir beddua oldu anlaşılabilmek için. Kalabalıkken bile yalnızım dedi. Aslında her şey tam da söylediği gibiydi. Tilbe şarkılarında da yalnızlığın kadınıydı. Ben çok kalabalıkların içindeyken, yani binlerce insanın içindeyken yapayalnızım. Yalnızım. Hiç kimse yokmuş gibi. Yalnızken de çok kalabalığım. Bütün dünya ile birlikteyim yalnızken. Yalnızlığın kadınıyım. Ve kendisini bile zaman zaman anlayamadığını dile getiriyorken onu anlamak öyle sanıldığı kadar da kolay değil, olmuyor da. Her şeyimi topladım, kendimi hazırladım. Yar yanına geleceğim, yar seni hep seveceğim. İşte Tilbe'nin 2 gün önce verdiği röportajında bahsi geçen elma, armut ve papatyalar. Mevzu şu, muhabirler Tilbe'nin torunundan bahsetmek istiyor. Tilbe de bu durumu bakın nasıl açıklıyor. Allah mesela zaman geçirebilir misin? Aynen, her şey için zamanım var. Nasıl gidiyor, eğlenceli değil mi? Torun, Allah'a şükür. Çocukların hepsi tatlı ya. Yani hepsi aynı. Biz ismini bilmiyoruz, ismi ne? Hayatım, başka soru sorun. Evet. Yani aile işini sevmiyorum. Seviyorum, bütün çocukları seviyorum ya. Yani başka çocukları da gördüğüm zaman sokaklarda, ne bileyim, küçük, hani böyle 1-2 yaşında, 3 yaşında. Hepsi benim torunum gibi geliyor bana. Sanki hepsi torunum gibi. Buraya kadar her şey normal. Saniyeler sonra Tilbe'nin hayal dünyasında kısa çaplı bir yolculuğa çıkıyoruz. Öyle bir dünya düşünün ki insanlığı temsil eden iki meyve var. Elma ve armut. Çocukların hepsi şeye benzetiyorum. Mesela elma ağacı nasıl sadece elma veriyor? Armut ağacı sadece armut veriyor mesela. Ve öyle bir çocukluk hayal edin ki kırlar dolusu papatya. Büyükler armutsa çocuklar papatya, bebekler. Ya hepsi aynı yani, papatya papatya papatya. Bütün çocuklar aynı gibi. Papatya baharında, gökkuşağı altında. Nefesinle ısınırken, dokunuşunla uyurken. Ölüm aşık olur kalır bana. Tilbe'yi ne sen ne ben ne siz çözebilirsiniz. Kendini Mustafa çözemiyor. Mustafa Topaloğlu'nun burada olması gerekiyor ki Mustafa Topaloğlu onun şifresini çözsün. Ne demek istediğini, armut ne demek, elma ne demek, papatya ne demek. Ben papatyayı çözdüm galiba. Tamam, papatya hepsi saf, güzel. Hepsi birbirine benziyor, hepsi aynı demek istiyor. Bir de saf, güzel, aynen, temiz, narin. Elmalar da armutlar da hani dalda olgunlaşıyorlar, daha sonra yere düşüyorlar, çürüyorlar falan. Oradan bağlantı kurmaya çalışıyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Kendisi de söylüyor zaten, ben bile ne zaman ne dediğimi anlamıyorum diyor. Bir an ağzından çıkmış. Ela diyor ki Yıldız Tilbe anlatılmaz, yaşanır kesinlikle. Doğru. Yıldızlar uğraşmayın boşuna. En başta anlayamadıysanız hiç anlayamazsınız. Bir şey söyleyeyim mi? Uzattıkça kafa daha da bir çorba oluyor. Daha toparlayamıyorsun.